her hafta sorular mı diyeyim? Yok, bu sefer diyeceğim ki Eril Sesler Korosu'na hoş geldiniz. Şimdi ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu programı niye yaptığımız üzerine. Zaten birazdan videoyu izleyeceksiniz. Daha da olaya vakıf olacaksınız. Dün bir olaya şahit olduk ekranlardan. Bir yönetmen bir festivalde, kürsüde bir çıkışı, o çıkışı şimdi izleyeceğiz. Şöyle bir tepkiyle bastırmaya çalıştı. Dedi ki, mesela dedi bu bir arkadaş arkadan bağırdı. Bu çok eril bir şey dedi. Hayır, eril bir şey değildi. Adamcaydı, Yiğitçeydi, Yasinceydi, Aybüke Yalçıncaydı, Necmettin Öğretmenceydi, Eren Bülbülceydi. Oğlumu babasıyla beraber gömün, o yalnız korkar diyen anneceydi. Munzur'da gabarda açan çiçekçeydi. Bu yüzden o ses arkadan her zaman hissettiğiniz bir ses olmayacak. O sesi, o hakikati ensenizde hissetmeye devam edeceksiniz. Burak haklıdır. Ben bunları niye söyledim? Şöyle yapalım. İlk önce videomuzu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Hadi bakalım gelsin. Ve bu kurumlarda aslında çok değerli, hep barış olsun diyen, asla savaş olsun demeyen bir kadın, Şebnem Korur Fincancı, biliyorsunuz, sadece yine barış dediği için maalesef bir linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım son olur. Umarım bir an önce cezaevinden çıkar. Bu ödülü ona ithaf ediyorum. Mesela az önce işte bir arkadaş arkadan bağırdı, niye bağırdığını anlamadım. O mesela çok eril bir şey. Ve o eril şeyin böyle... o erilliğin azaldığı, bu mevzuların böyle dışarı çıkıp... Bu mevzuların dışarı çıkıp sakinlikle konuşulduğu... Buyurun. Beyefendi, ben neden bahsedildiğini bile anlamadım. Karim, Türk Silahlı Kuvvetleri kendini savunamaz mı yani? Bekleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri kendini savunabilecek güce sahip. Burak Aktanır. Burak, evet, hakikati tanır, hakikati aykırır. Öncelikle gerçekten şunu anladım. Neden bu kadar cesareti susamışız? Ve niçin bu kadar güzel tepkiler aldım? Bunu konuşacağım ama Burak Aktanır eril mi? Araf'ta mı? Sonra soracağım. Bugün özel bir şey yapıyorum. Eril misiniz? Eril miyiz? Yani mümkün olduğunca nezaket sınırları içerisinde, yani er kişi olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Erilden kastının, onu hanımefendinin neydi tahmin ediyorsunuzdur. Yani orada konuyu başka bir mecraya çekmeye çalıştı. söylediğime cevap vermek yerine ukalaca bir tavırla, orada arkadan da biri bağırıyor, eril bir çıkış yapıyor falan. Yani orada işte biraz feministlere göz kırpıyor, biraz salondaki hanımlara göz kırpıyor. Oralardan bir destek bulabilir miyim diye. Ama karşılık da göremedi, bulamadı. Sonra işin ciddiyetini anlayınca da
Ben aslında konuyu da anlamamıştım zaten falan dedi. Ya anlayamadıysan girme, niye girdin? Yani zaten ben o hanıma da bir laf söylememiştim. Yani kendisi oturdu, kendisi olduğu yerden bana laf attı yani. Salonda ben oturuyorum. Bu tartışma iki aşamalı. İşte orada gösterdiler arkadaşlar. Birinci kısmında Özcan Alper ile bir münakaşamız oldu. Çok kısa sürdü. Ardından sunucu ortamı yumuşatalım dedi. Programa devam edelim dedi kaldığı yerden. Programa devam edildi. Sonrasında çıkan kadın Selcan Hanım durup dururken bana sataştı. Yani konu kapanmıştı zaten. Biz programa kaldığımız yerden devam ediyorduk. Aslında sürdürmek istiyorlar yani bu. Tabii. Yani destek veriyor. Önceki arkadaşına destek veriyor. Bir de anlamadım diyor. Ben hani ona da bir laf atsam çıkar çıkmaz. Ona bir cevap olsa anlayacağım. Ben hiçbir şey demedim. Konu kapandı orada. Ondan sonra çıktı durduk yere bana laf söyledi. Ve söylemlerimi de ukalaca bir üslupla işte eril bir çıkış yapıyor. Ne dediği belli olmuyor falan diyerek başka bir mecraya taşımaya çalıştı. Orada da ben yine aynı şeyleri tekrarlayınca bu sefer de kaçmaya çalıştı. Yani konunun uzağında olduğunu söylemeye çalıştı ama olmadı, diyemedi. Şimdi TSK'ya iftira atan kadına Şebnem Fincan. Şebnem Fincancı. Korur. Korur. Korur mu? Korur mu? Korur. Korur mudur? Korurcu mudur? TSK'ya iftira atan bu kadını. Evet. Ödül ithaf edilince politik olunmuyor da. Ya. TSK'ya iftira attı denildiğinde mi politik olunuyor? Yani evet haklısınız. Yani işlerine gelmeyince veya onların onlarla aynı paralel dünyada sözler ifade etmeyince politik yaftalarla hemen suçlanıyorsunuz. Halbuki bu benim çıkışım politikanın dışında, siyaset üstü hatta siyaset dışı bir şeydi. Yani artık herhalde konudan haberi olmayan kalmamıştır. İşte biraz öne gidip meseleyi hatırlamak lazım öncesini. Bu ismi geçen şahıs Türk Tabipler Birliği yani kurumunun isminde Türk ifadesi olan hekimlik gibi de önemli bir mesleğin temsilci kurumlarından biri. Türkiye'deki tam bu kurumun şeyi nedir bilmiyorum. Yani yasal statüsü nedir? Bütün hekimler, doktorlar oraya mı bağlıdır? O kısmı bilmiyorum. Öyle. Bunun başındaki kadın bir terör örgütünün yayın organında üstelik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok çirkin ve aslı olmayan bir şeyle itham ediyor. Bu uluslararası bir suça da atıfta bulunuyor. Ben diyor cesetleri inceledim. Burada kimyasal silah uygulandığını tespit ettim diyor. Böyle bir iftira atıyor. Kime? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Türk Silahlı Kuvvetleri kim? Biz bugün burada rahat rahat bu programı yapabiliyorsak, gece yastığa rahat rahat başımızı koyabiliyorsak, güven ve huzur içinde yaşayabiliyorsak, sınırımızda ve sınır ötesinde canı pahasına bunun mücadelesini veren Mehmetçik. Türk Silahlı Kuvvetleri bu. Bu kadın utanmadan böyle bir iftira atıyor. Bu işin birinci kısmı. Sonra bir ödül töreni yapılıyor. Konudan tamamen bağımsız. Bir sinema festivalinin kapanış gecesinde bir ödül töreni. İşte en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, birçok kategoride ödüller veriliyor. Ödüllerden biri de işte bu Özcan Alper'e geldi. Neydi filminin ismi? Karanlık Gece. Karanlık Gece filminin yönetmenine geldi. Şimdi bu adam ödülünü aldı. Uzunca da bir konuşma yaptı. Zaten bu ödül törenlerindeki bu uzun ve siyasi konuşmalar neredeyse gelenekselleşti bu ülkede. Bir fırsata dönüştürülüyor. İmkan bu imkan deniliyor. Hazır almışım mikrofonu elime. Hazır kameralar da çekiyor. Artık nereye neyin mesajını veriyorlarsa, kime neyin mesajını veriyorlarsa. Uzun bir konuşma yaptı. Buraya yansıyan son kısmı. Kısım. Ta gençlik yıllarından aldı yani.
o Şebnem Fincan'la nerelerden tanıştığı, nerelerde birbirlerine destek olduğu, ta oralardan aldı konuyu. Hmm. Tabii oralardan aldı. Oralardan aldı, aldı, getirdi. En sonunda da dedi ki ben bu ödülü sırf barış dediği için şu anda hapiste olan deyince ya bana geldiler. Sırf barış dediği için diyor. Mesela o cümleyi kullanmasa dese ki ben bu ödülü Şebnem Fincan Korucu'ya, Korur'a ithafen alıyorum. Ben yine tepki gösterirdim ama farklı bir tepki gösterirdim. Burada başka bir yere taşıyor olayı. Ya bütün, nereye taşıyor? Şöyle bütün salonun gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Bütün kameralara baka baka bütün Türkiye'ye yalan söylüyor. Sırf barış dediği için şu an hapiste olan. E tamam ben de şu an söylüyorum. Barış. Barış istiyoruz. Sonuna kadar barış istiyorum. Hani bu kimse gelip beni almıyor. Eminim ki almayacak da. Ya barış dendiği için bir insan hapse alınır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi? Olamaz. Bu barış dendiği için değil. Herkes işin aslını biliyor. Bunu dedi ve sahneden indi. Yerine doğru giderken işte benim 3-4 sıra önümde oturuyordu. Yani bana doğru da yaklaşıyor orada kendi yerine gelirken. Ben de seslendim kendisine. Dedim ki niye yalan söylüyorsun dedim. O kadın TSK'ya iftira attığı için alındı dedim. Orada yaklaşmış bana ama sahnede değil. Hı. Bu konuşma karanlıkta geçiyor artık. Seyirciler kısmında geçiyor. Hı hı. Efendim anlamadım dedi. Dedim ki bu kadın TSK'ya iftira attı. Bilmediği bir şey mi söylediniz? Tabii ki biliyor. Hı. TSK'ya iftira attı. Barış dediği için değil dedim. Bu tekrarlatıyor bana. Ki bu arada da yaklaşmış epey. Duymaması imkansız. Konuyu kaynatıyor. Anlayamadım. Orada duyuluyor zaten. Dedim ki ya daha kaç defa söylemem gerekiyor? Duyulmuyor mu dedim sesim. Bu kadın TSK'ya iftira attı. Sonrası zaten görüntülerde var. Hı hı. Akabinde sunucu girdi araya. Ya biraz yumuşatalım dedi olayı. Devam edelim programımıza dedi. Program kaldığı yerden devam etti. Orada aslında bittiğini düşünüyoruz. Yani bu tartışmanın yani bittiğini düşünüyoruz. Ben sürdürmeyecektim. Hı. Ben konuyu sürdürmeyecektim. Adam geçti yerine oturdu. Biz devam ettik programa. Sonra bir sonraki ödül alacaklar sırayla çıkmaya başladılar. İşte Kar ve Ayı'nın yönetmeni Selcan çıktı. Biz de saf saf alkışlıyoruz. Ödül alacak ya. İşte filmi de ödül alıyor. Alkışlıyoruz yani. Çıktı sahneye. Durduk yere konu kapanmış geçmiş. İşte bana laf attı orada. Bu sefer ben onunla bir münakaşaya girdim. Orada daha da bir gerildik karşılıklı. Ve ben salonu terk ettim. Yani son cümlelerimi söyleyip salonu terk ettim. Bazı Twitter hesaplarında salondan çıkarıldı. İşte protestosu sonrası salondan çıkarıldı gibi bir ifade gördüm. Öyle bir şey olmadı. Salondan çıkarılmadım. Kendim çıktım. Yani salondan çıkarılma noktasına gelseydi işler zaten çok başka şeyler konuşuyor olurduk bugün. Hı hı. Salondan çıkarılma olmadı. Ben kendim ayrıldım salondan. Zaten programın da bitmesine son 3-5 belki 10 dakikaydı. Sonrasında da program bitti. Hı hı. Bir de mesela orada çok dikkatimi çeken, takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Şimdi sahne güç verir, mikrofon cesaret verir. Avantaj verir. Avantaj verir. Evet. Böyle bir enerjisi var sahnenin. Şimdi siz orada ne kadar aslında dayanamadınız ki belki de karanlıkta bir köşede değil mi? Hani seyircilerin arasında. Seyircilerin arasında. Evet. Buradan bunu söyleme ihtiyacı hissettiniz. Ben şunu merak ediyorum. Gerçekten bu toprakları seven, herhangi bir siyasi ajandası olmayan ama bu toprakları seven bir oyuncunun yaşayacağı bedeller neler? Ödeyeceği. Zor soru. Evet. Nereden ya da şöyle, şöyle diyelim. Evet. Biraz böyle müşahhas bir noktaya indirelim. Evet. Diyelim ki Burak Aktanır'ın ödediği bedel. Ya ben kendi özelimde çok belki girmek istemem o konuya. Şundan dolayı ben o gün orada eminim ki benim yerimde birçok kişi de olsa aynı şeyi yapardı.
haklı bir tepki koydum. Bu haklı tepki sonrası inanılmaz bir destek gördüm. Evet, evet. Sosyal çok medyadan güzel. Bizzat arayarak, ulaşarak, hı hı. Buna sade vatandaş da dahil tanımadığım, devlet kademelerinden, resmi kurumlardan, yurt dışından, medyadan, sağ olun sizler de aynı şekilde, eyvallah. Medyadan çok ciddi ilgi ve destek gördü bu konu. Yani ben gördüm ama ben bunu şahsıma almıyorum. Konu destek gördü, benim o çıkışım destek gördü. Şimdi bu çıkışın, bu destek gören bu çıkışı farklı bir şeyle gölgelensin istemiyorum. Yani burayı ağlama duvarına çevirip ya bizim gibi duruşu olan arkadaşlar da hep şunları yaşıyor. Ya çok götürmek istemiyorum sözü. Ağlama duvarına çevirmek istemiyorum. Ancak sorduğunuz bir iki kelam etmek gerekirse... İşte o gün orada yaşananlar aslında birçok şeyin özeti. Kastettiğim şu. Salonda ki sanatla ilgili arkadaşların %99'u benim durduğum noktada durmuyordu. Alkışlardan, desteklerden anlaşılıyor. Şimdi %99'u şöyle bir yerde duruyor, %1 böyle bir yerde duruyor. Şimdi nasıl intibak sağlayıp aynı çalışma ortamında rahat çalışılacak? Otomatik olarak zaten dışlanıyorsunuz. Yıllardır ben ve benim gibi düşünen arkadaşların yaşadığı bir durum. Sinema sektörü içinde böyledir, dizi sektörü içinde böyledir, reklam sektörü içinde böyledir, tiyatro içinde böyledir. Dışlanıyorsunuz. Bu dışlanma illa şey değil, yani böyle aleni, bariz, yüzüne baka baka, hayır seni istemiyoruz değil. Gayet güzel yüzüne gülünüyor, güzel arkadaşlıklar kuruluyor, oturup konuşuyorsunuz, buralarda bir sıkıntı yok. Ama asıl iş icraata dönüştüğünde oyun dışında kalıyorsunuz. Bunu da bir sürü yan gerekçelerle temellendiriyorlar. Halbuki biz gerçek nedenleri tahmin ediyoruz, biliyoruz. Sen yan gerekçe nedir? O bulur, bir sürü bulur. Role uygun kast değil der geçer. Hikayem bitti der senaryoda. Sanki hikaye haşa ayetle geliyor. Üzerinde oynanamaz, değiştirilemez. Hikayem bitti der senaryoda. Oyun dışı kalırsın. Gibi gibi yani. Bir sürü şey. Yani sektörde evet sıkıntılar yaşanıyor. Dediğim gibi ben çok böyle detaya girip asıl yani buraya davet edilme sebebi olan konunun çok dışına o anlamda çıkmak istemiyorum. Yani şöyle, çok başarılı olsa bile hangi ödülleri alamaz? Çoğunu alamaz. Alamaz. Bakın mesela Hakan Bey, Hakan Boyal. En çok son, güzel bir değil mi? Şeyi var, videosu var onun. Evet, tam bu konularla alakalı zannedersem geçen sene mi artık o da dayanamamış, patlamıştı. Açık açık ki Hakan Bey benden çok daha eskidir sektörde, benden yaşça büyüktür, çok iyi bir oyuncudur. Aldığı bütün rolleri de hakkıyla oynamıştır, seyirciden de müthiş geri dönüşler almıştır. Hakan Bey mesela bunu dile getirdi. Dedi ki sektörde şu yapıların içinde değilseniz, şuralara yakın durmuyorsanız, bu tarz hassasiyetleriniz varsa asla dedi ödül alamazsınız. Ve kendisine örnek göstererek şu projede oynadım yıllarca konuşuldu, şu projede oynadım yıllarca konuşuldu, şu projede oynadım hala konuşuluyor. Ama hiçbir yerden hiçbir ödül alamadım, alamıyorum ki ihtiyacı da yok. İnsanların gönlünde zaten almış ödülünü. Ama bir derdi anlatmaya çalışıyor. Ve %100 de katıldığım konulara temas ediyor. Yani belli kliklerle içli dışlı değilseniz, onlarla yakın temas halinde değilseniz, Al Pacino olsanız bu ülkede yerler adamı. Şu onlarla biraz açalım mı yani? Onların yakın temas içerisinde bulundukları, bunun içerisinde belli çok konuşuyoruz aslında burada programda. Lobi mi? Hangi lobiler? Ya bir kere ben isim şu lobi bu lobi değil de
genel bir tanım yapacak olursak, bu coğrafyanın temel değerleriyle kavgalı insanlar diyeyim ben. Yani böyle bir genelleme yapacak olursak, bu coğrafyanın temel değerleriyle kavgalı insanlar. Bu coğrafyanın temel değerlerine karşı kompleksli insanlar. Batı aşığı, Avrupa aşığı, Amerika aşığı. Yani ilk fırsatta buradan gitmenin yollarını arayan, eline geçen her fırsatta ülkesiyle alay eden, eline geçen her fırsatta insanıyla alay eden, dalga geçen, inançlarıyla dalga geçen, değer verdiği şeylerle dalga geçen, bunu espri malzemesi yapan, komedi malzemesi yapan, bunlar, bunların oluşturduğu, bunların fonlanıyor da, yurt dışından da fonlanıyor. Ya bu aritmetiği çözmek zor değil, bakın. Toplumsal olaylarda, önemli toplumsal olaylarda sanatçıların aynı kalemden çıkmış tepkilerine bakarsanız anlarsınız. Biz bunun en yakın örneğini geçen yıl ki orman yangınlarında yaşadık. Aynı kalemden çıkmış harfi harfine aynı paylaşımlar. Ya birinize farklı bir şey söyleyin. Hani ülkeyi şikayet ediyorsunuz yurt dışına. Ya biriniz de kendi üslubunuzu kullanın şikayet ederken. Vermişler ellerine bir metin. Sosyal medyada hepsi aynı şeyi paylaşıyor. Yardım istiyor, yardım çığlıkları. Bizim devletimiz bize yetersiz. Tabii bizim devletimiz bize yetersiz. Gelin bu yangınları siz söndürün. Utanç verici bir şey. Utanç verici bir şey. Peki burada mesela hangi zeminde bunu tartışmak gerekiyor değerli Burak Aktanır? Anlayamadım, özür dilerim. Hangi zeminde bunu tartışmak gerekiyor? Yani bu bir gerçek, bu çok aşikar. Burada bir lobi var. Mesela. Lobiler var, evet. Lobiler, lobicikler. Evet. Eril lobicikler, evet. Şeyler. Şimdi burada biraz öz eleştiri yaparsak, hani diyorlar ya, mesela çok sık duyuyoruz. Evet, biz çok güzel şeyler yapıyoruz ama kültürel konularda muktedir olamadık diye bir öz eleştirimiz var kendimize. Bu öz eleştiri bugünkü tartıştığımız konunun neresinde durmalı sizce? Tam temelinde. Temelinde. Tabii, çok önemli. Biraz açalım. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bir serzenişiydi. Evet. Ve farklı tarihlerde, farklı yerlerde bunu dile getirdi. Kültürel iktidarı yakalayamadığımızın, yani kendi ifadesiyle söylüyorum, kültürel iktidarı yakalayamadığımızın şikayetçisiydi. Haklı mı? Haklı. %100 haklı. Çünkü kültürel iktidar bu coğrafyanın ana değerleriyle barışık olmayanların elinde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işin dertlisi olarak bunu birkaç kez dile getirdi. Bu dile getiriş aslında alt kademelere, kurum ve kuruluşlardaki pozisyon sahibi insanlara bir yol göstermedir, bir hedef koymadır. Bir lider olarak beklentisini, arzusunu dile getirip onlara bir yol göstermedir, hedef koymadır. Ama bu koyulan hedefe maalesef yaklaşılamadı. Yani bırakın hedefe ulaşmayı. Yaklaşılamadı. Bunun bir sürü nedeni var. Yani, şöyle gidelim step step. Ne yapamadık mesela? Ne yapamadık? Yani öncelikle sağlam duran toplumsal olaylar karşısında bu ülkenin değerleriyle barışık, sağlam duran, ben kendi sektörüm için söyleyeceğim. Sanatın bütünü için konuşamam. Öyle bir yeterliliğim de yok. Kendi bulunduğum sektör için kendi gözlemlerimi söyleyeceğim. Toplumsal olaylarda bu coğrafyanın değerleriyle barışık olan insan kaynağı yetiştiremedik. Yetiştirilmedi. Bana göre en büyük eksik bu. Yönetmen diyeyim buna, senarist diyeyim buna, oyuncu diyeyim buna. Yani bir sinema eserinin hayata geçmesi için ne lazımsa her kademesinde insan kaynağı noktasında eksik kaldık.
Ben varım aslında, beni bu noktada değerlendirebilirsiniz diye sesini çıkartmaya çalışan arkadaşlar da çok duyulmadı. Sesleri çok duyulmadı. En aklıma ilk gelen bence bu. Yani ne yapılmadı derseniz bu yapılmadı. İnsan kaynağı konusunda yetersiz kaldık, eksik kaldık. Onu çözse, o çözülse zaten gerisi gelir. İki. Yani dışarıya çok öykünme var. Artık kendi hikayelerimizi yapmalıyız. Kendi hikayelerimiz sadece evet yapılıyor. Yani özellikle son dönemdeki tarihi işler çok kıymetli. Ama bunun dışında kendi hikayelerimizi yapmalıyız. Kendi hikayemiz deyince aklımıza sadece tarihi diziler gelmemeli. Yani birçok dizi Kore uyarlaması, Avrupa uyarlaması, Latin Amerika ülkelerinden uyarlama. Birçok dizi, yani yakın takipçileri bilir. Diziler. Yani bizim televizyonda izlediğimiz dizilerin bir kısmı aslında 3-5 sene önce başka bir isimle, başka bir ekiple Kore'de çekilmiş. Bir başka dizi, başka bir isimle, başka bir ekiple Latin Amerika'da çekilmiş. Avrupa'da bir ülkede çekilmiş. Orada ilgi görmüş. Bizimkiler de biraz hazıra konmuşlar. Gitmişler o hikayenin adını değiştirmişler. İşte fikrinde biraz oynamışlar. Tabii ki telifinde ödeyerek. Yani bir fikir çalma gibi anlaşılmasın, onu kastetmiyorum. Yasal zeminde satın almışlar o fikri. İşte biraz bize uyarlamışlar. Ama bizim kendi zengin, kadim bir geçmişimiz var. Burada ne hikayeler çıkar? Kendi hikayelerimizi üretmeliyiz. Sinema sektöründe, dizi sektöründe. İkincisi de bu yapılabilir bence. Şimdi şöyle yapalım. Burak Aktanır Araf'ta mı? Bu soruyu soracağım tabii ki. Evet. Bekliyordum zaten. Yani işte o gece oradaki duruşumuza bakarsanız değil gibi duruyor sanki. O gece zaten o gece bambaşka. O geceyi konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz ama bir taraftan böyle biraz da ben Burak Aktanır'ı tanımak istiyorum. Yani biraz da mahcubiyetle tanımak istiyorum. Şimdiye kadar neden Burak Aktanır'la bir Arap Sorular programı yapmadım mahcubiyetiyle tanımak istiyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. Kendimden bahsedeyim biraz. Evet. Ya mesela bu eril olma hikayesi nerede başladı? Ya bu eril olma hikayesi kadının... Orada bitti, tamam. Şeyi. Ama biz şimdi bir hakikati haykırıyoruz yani. Evet. Bu yolculuk... Onu kastediyorsunuz, eyvallah. Yani ailede başlar böyle şeyler. Yani ailenin çocuğa yüklediği kültürel kodlarla başlar. Yani biz böyle bir ailede doğduk. Böyle bir ailede büyüdük. Yani vatan, millet, bayrak, din... sevgisiyle, saygısıyla yetiştirildik. Yani ben bugün oyunculuğun dışında başka bir meslekte olsaydım yine aynı değerlerle o mesleği yapmaya çalışıyor olurdum. Bugün televizyon sektöründeyim. Aynı değerlerle burada durmaya çalışıyorum. Bu hal aileden gelme bir hal. Ben aslen Vanlıyım. Van Erciş doğumluyum. Çok küçükken gelmişiz İstanbul'a. Küçüklüğümüzden beri de İstanbul'dayız ama hala memleketimizde bağımız devam ediyor. Yani. Akrabalarımız var. Sık sık gitmeye çalışırız. Bunun dışında oyunculuk serüvenimizde konservatuarla beraber başladı. Oyunculuk bölümünü bitirdim ben. Ardından aynı üniversitenin tiyatro yönetmenliği bölümünde de yüksek lisans yaptım. Bitirme tezim, lisanstaki bitirme tezim Türklerde tek kişilik hikaye anlatıcılığında meddahlıktan stand-up'a geçiş. Çok güzel. Evet, çok ilginç ve güzel bir konuydu. Keyifli bir konuydu. Var mı tek kişilik böyle performans sizde var mıydı? Yok. Ben hiç yapmadım. Ama yakın takip ettiğim bir alan. Hikaye anlatıcılığı. Bugünkü modern ismiyle stand-up. Eski tabirle meddahlık,
O alana biraz akademik olarak girdim. Şeyde de yüksek lisansta da bitirme tezim Türkiye'de muhafazakar sanat tartışmaları perspektifinde oyun incelemeleri. Çok iyi. İkisini de başarıyla tamamladım. İşte okul yıllarıyla, okul yıllarında aynı zamanda kamera önü oyunculukla tanıştık. Hı hı. İlk işim, tabii aradan neredeyse 10 yıl geçmiş şimdi dönüp baktığımda, hemen hemen birçok kişinin mutlaka denk geldiği, seyrettiği, hı hı, hala ara ara o sahnenin birçok programda kullanıldığı Recep İvedik. Recep İvedik 3. Öyle mi? Evet. Recep İvedik 3. Recep İvedik 3'te orada meşhur bir CD sahnesi var. CD satıcı sahnesi var. Evet, biliyor musun? Evet. Bilir, birçok kişi bilir. Yani illaki denk gelmiştir. Çok seyredilen bir iş. Televizyonda da tekrarı çok döndü. Hala işte Recep İvedik'i oynayan kişiyle alakalı bir magazin veya bir haber yapılacaksa mutlaka o sahneden alıntı yaparak genelde kullanıyorlar haberi. Hı. Oradan çok tanınan bir sahne, bilinen bir sahne. İlk benim kamera önü işim oldu. Sonra yavaş yavaş setlere ısındık, sektöre ısındık. 2016 yılında ilk ciddi büyük ana kast diye bizim tabir ettiğimiz ilk ciddi büyük işimi 2016 yılında Sevda Kuş'un Kanadında dizisiyle, orada Remzi diye bir karakteri oynuyordum. Hı. 2016'dan beri de ara ara böyle önemli dizilerde oynadık. Hı. Şunu görüyorum yani aslında acaba zamansal olarak böyle bir tekrar kritik mi etsek? Yani mesela bu yaşadığımız dışlanmışlıklar, ötekileştirmeler sanki böyle son zamanlara daha da artan bir şey. Ya da şöyle söyleyeyim. Ya işte sen atıyorum mesela. Biz bugün Yasin Börü'yü konuşuyor olsaydık. Hı hı. Ya da o sahnede ben de bu ödülü Yasin Börü'ye ithaf ediyorum, hı hı, deseydiniz. Hı hı. Çok daha başka oradan tepki alacaktınız. Yani, hı hı, bu manada bu kadar tepkiler, bu toprakların menfaatine olan her şeye karşı çıkma motivasyonu. O zamanlarda da var mıydı yani sizin bu ilk yola çıkış? Vardı. Sektöre çıkış mı? Aa, şey. Benim. Evet. Soldaki benim. Karıştırmayalım. Tabii. Soldaki benim. Evet, bu sahne çok bilinen bir sahne. Yani hemen hemen her yaş grubunun bir şekilde denk geldiği, seyrettiği bir sahne. Esprili de güzel bir sahne. Oradaki diyalogların birçoğu doğaçlamadır bu arada. Hı hı. Güzel bir sahne çıktı. Mesela tekrar Recep İvedik çekilse orada rol alır mısınız? Alırım. Hı. Alırım. Yani rol de önemli tabii de. Alırım. Hı. Bu eskiden de vardı. Yani eminim ki benden önce de vardır. Çünkü var olduğunu nereden biliyorum? İşte bizim meslek büyüklerimiz, sektör büyüklerimiz, işte bunların en bilineni, sinema sektöründe en çok tanınan, bilinen Mesut Hoca, Mesut Uçakan. Mesela yıllarca bu işin çilesini çekmiş insanlardan biridir. Evet, mesela hocam. Mesut Uçakan'dan bu işin evveliyatını dinleyebilirsiniz. Yani o kendi gençlik döneminden beri yaşadığı sıkıntıları anlatıyor, benzer şeyler hep. Yani son dönemde artmış bir şey değil. Öncesinde de vardı. Şimdi bir araya gireceğiz. Aradan sonra oyuncu Burak Haktanır'ı tanımaya devam edeceğiz. Arapta Sorular programında. Bu kadar kolay olmayacak. Zor sorular soracağız. Öyle mi? Peki. Hadi bakalım. Peki. Arafta Sorular programındayız. Oyuncu Burak Haktanır'la programımıza devam ediyoruz. Sanki böyle Arafta Sorular yeni başlıyor gibi yapalım. Tamam, yani çünkü ilk etapta girdiğimiz konular aslında evet ciddi konulardı. Derdiniz olan konulardı. Enteresan bir hayran kitleniz oluşmuş durumda. Ne düşünüyorsunuz efendim?
Yani estağfurullah, öyle mi bilmiyorum. Öyle. Yani, sen de öyle. Yani hayran kitlesinden kastınız takipçi, sosyal medya takipçisi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Onu da konuşalım yani gerçekten. Mesela tamam, öz eleştirmeyelim, bir şey yapmayalım. Herhangi bir konuya, bu konunun ciddiyetini kurban etmeyelim ama şunu da konuşalım. Bu çok güzel de bir şey aslında. Neden bu kadar cesarete susamışız? Bunu biraz şeyden alalım mı mesela? Tarihten de alabiliriz. Ya da öyle bir şeyimiz. Yani hissi olarak muktedir olma hissini her ne kadar sayın bu devletin güzel insanları bize yaşatsa da bireysel olarak inandıklarımız doğrultusunda bunu yaşayamıyor muyuz? Yo, aslında birçok konuda cesuruz. Yani cesaretimiz noktasında milletimize haksızlık etmiyor. Şimdi program başında çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki yani orada herkes bunu yapar. Bence orada biraz sıkıntılıyım. Niye? Yani tereddütlüyüm. Herkes içinden iç ses olarak bunu orada düşünebilirdi. Ama önemli olan hoparlörü vermekti. Eyvallah. Onu da mesela Burak Akdanır yaptı. Ve mesela tepkilere baktım. Çok güzel tepkiler. Yani işte burada olumsuz en şey yok. O jargonda işte adamsın, helal olsun, kralsın, evet. Erilsin falan. Fakat parti kur, oy verelim. Öyle var mı? Var birkaç tane. Gerçekten var. Var. Ya espri tabii de yani var. Süper. Şimdi burada şunu da görüyoruz aslında. Mesela siyaset değil. Yani bu. Ama bir o kadar da aslında biz devletimizden, işte devletimizin yaptığı yeniliklerden, bu topraklardan, işte Yasin Börü'den, atıyorum Aybüke, merhum şehit Aybüke Yalçın'dan bahsettiğimizde yiyebilme ihtimalimiz %100 olan bir yafta var mesela. Biliyorsun. Evet. Bu bizi söylediklerimizden daha çekimser mi kılıyor? Yani ben çok umursamıyorum o yafta meselesini. Ben umursamıyorum ama eminim ki birçok arkadaş dile getirmek istediği halde getirmiyorsa nedeni budur. Yafta almamak, yafta yememek. Ama sırf bu yüzden de eğer bir adam söyleyeceğini söylemekten imtina ediyorsa da ne diyeyim? Yazıklar olsun diyeyim. Bu gerekçeyle. Yani bu aslında bir mühendislik. Bu gerekçeyle eğer söylemek istediğini, doğru bildiğini söyleyecek ama o tür kaygılardan dolayı geri adım atıyorsa yazıklar olsun. Çünkü bizim inanışımızda şöyle bir şey var. Yaşadığın gibi inanmıyorsan bir süre sonra inandığın gibi yaşamaya başlıyorsun. Yani söylemlerin senin hayatını da biçimlendirmeye başlıyor. Yani hayat söylemleri biçimlendirir. Ama endişe edip, çekinip, korkup söylemlerini değiştiriyorsan bir süre sonra o söylemlerin senin hayat biçimini yönlendirmeye başlar. Yani sırf o yaftayı alacak korkusuyla söylemek istediğinden geri duruyorsa o hoş bir durum değil. Yani doğru bildiğine inanıyorsa söylemeli. Tabii ki sınırları vardır. Sınırdan kastım nezakettir, kırmamaktır, incitmemektir, hakaret etmemektir, ötekileştirmemektir. Yani bütün bunlara riayet ederek doğru bildiğini dile getirmek gerekir. Bir de bir taraftan da aslında şunu da düşünüyorum. Onun cevabını da almak istiyorum. Çünkü hani o biraz önce sorduğum sorunun cevabını almadım. Yani neden bu kadar cesarete susamışız? O, yani bu konu özelinde cevap veriyorum. Çünkü az önce ona şöyle bir giriş yaptım. Oradan başka yere gitti konu. Yani cesaret noktasında milletimizin cesareti zaten tarihte, geçmişte defalarca kendisini ispatlamış. Bu konu özelindeki cesaretten bahsediyorsak eğer, yani alışkın, yani neden bu kadar susamış insanlar? Çünkü gelen yoğun tebriğe bakınca, bakınca çok arzu edilen bir şeymiş, bunu anlıyoruz. Bunun da nedeni şu, sanat camiası içerisinde özellikle de dizi ve sinema sektöründeki oyuncu arkadaşlar bu konularda hiç ses çıkartmıyorlar. Yani büyük kısmı zaten
o fikirde olmadığı için sesini çıkartmıyor. O fikirde olanlar da cesaret edemeyip bazı şeylerden dolayı çıkartmıyorlar. Bundan dolayı da bu çıkış çok insanların dünyasında bir hayrete sebep oldu. Bu vesileyle kendisine de teşekkür etmek isterim. Bu dünden beri yoğun bu telefon akışı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop beni aradı ki bu yoğun programı içerisinde, bu yoğun gündemi içerisinde nezaket gösterip, ince düşünüp, arayıp tebrik ve teşekkürünü iletmesi son derece önemliydi benim için. Sağ olsun aradı ve benzer ifadeler kullandı. Dedi ki yani beklemediğimiz bir meslek grubundan beklemediğimiz bir çıkıştı bu. Yani bu buna ben yani bu minvalde bu minvalde bir ifadeydi. İşte o söylediğiniz de zannedersem böyle bir şey. Yani beklenmedik bir yerden gelmesini insanlar özlemiş. O cesaret diye tanımladığımız yani bu anormal tebrik ve destek. Ben bu kadarını inanın beklemiyordum. Hatta ben işin... Şaşkınlık da oldu ama değil mi? Olmaz mı? Ben hatta işin ertesi gün böyle medyaya düşeceğini... Arafta Sorular diye bir programa katılacağımı yani... Hep böyle bir ufak ufak taşlar geliyordu. Hayır, estağfurullah. Yani çünkü o çok anlık gelişen bir tepkiydi. Şimdi beni iki gündür işte medyadan, işte gazetelerden, televizyonlardan da arıyorlar. Bir iki kişi bana dedi ki o olay anının bir görüntüsü var mı? Dedim var işte yani geziyor şu an. Sosyal medyada geziyor. Yok yok dedi yani sizin daha yakından çekilmiş. Hani çevrenizden biri tarafından çekilmiş. Daha net bir görüntünüz var mı? Hayır yok. Çünkü planlı bir şey değildi. O esnada dönüp birilerine bak bak birazdan ne yapacağım beni çeksene diyeceğimiz bir durum değil o. O anlık karşılıklı gelişen bir münakaşaydı. O yüzden de o ve anın... Çok samimiydi. Eyvallah. Yani o anın o anlamda daha yakın çekilmiş en azından bana ulaşan bir görüntüsü yok. Öyle ani gelişince ben hani o iş salonda kaldı. Orada da biter. Yani bu ertesi gün medyaya düşecek. Bu kadar ilgi görecek. İnanın hiç aklımın ucundan geçmez. Yani sonrasında da geçmezdi. Olaydan sonra da. İşte sosyal medyanın gücünü ben bir kez daha burada gördüm. Yani işte bu sosyal mecralarda inanılmaz bir destek var. Zaten bu vesileyle de destek veren herkese hem teşekkür ediyorum hem özür diliyorum. Çünkü dönemiyorum. Mümkün değil. Yani hiç telefon yani ben bırakın sosyal medyadaki mesajlara dönmeyi çalan telefonlara cevap veremiyorum. Gün içerisinde yani iki günlük bir şeyden bahsediyorum. Akrabalar falan da arıyor. Akrabalar da arıyorlar. Tanıdıklar da arıyorlar. Tanımadıklar da yani hiç tanımadığım insanlar numaramı nereden bulmuşlar bilmiyorum. Birçok kişi bana şöyle bir mesaj attı. Abi seninle tanışıklığımızı bildikleri için benden numaranı istediler. Hani sana sormadan verdim kusura bakma. Böyle bir sürü mesaj geldi bana. Yani hiç şey değil, hiç sorun değil. Yani çünkü iyi niyetle istenmiş ve iyi niyetle paylaşılmış bir telefon trafiği. O yüzden hiç bundan gocunduğum, rahatsız olduğum yok. Dediğim gibi yetişebildiğim kadarına bakıyorum. Yetişemediğim, dönemediğim, telefonuna bakamadığım, mesajına bakamadığım, tüm ilgi gösteren herkese de, herkesten de özür diliyorum. Peki o sırada, o olay olduğu şeyde, yani o esnada, o çıktıktan sonra ya da işte o olay olduğu sırada diyelim daha doğrusu, bir tereddüt mesela bu olayın en azından bize yansıyan tarafı muhteşem. Biz her şekilde gerek kanal olarak gerek ben Esra Elin'in kardeşiniz olarak, Arap'ta sorular olarak efendim. Gerçekten çok şeref duyuyorum sizinle bu programı yapmaktan. Fakat böyle bir ters algıyla baktığımız zaman mesela sizi acıtan bir tarafı var mı? O gece yaşanan hadisenin mi? Var.
Tabii. Nedir? Var. Yani biraz önce söylediğim yani girdiğimiz konu neydi o? İşte içe yani dışarı çıktığımızda program bittiğinde bazı arkadaşların gelip dışarıda tebrik etmesi. Hı. Bu yani suçlamıyorum. Belki o an. Hani bazen olur ya basiret dediğimiz şey. O an ortaya çıkamama durumu. Ona bağlıyorum. Ama keşke o anda birkaç kişi daha benzer bir tepki gösterseydi. Var mıydı sizin gibi orada? Ya salonda yoktu. Salonda yoktu. Ama salondan çıktığımızda ben özellikle hemen ayrılmadım. Çünkü ben o programı yaklaşık bir 5 dakika önce falan bitmesine 5 dakika kala çıktım. Yani arabama atlayıp ayrılmadım oradan. Özellikle de bekledim. Bu bekleme de hani vurguluyorum yanlış anlaşılmasın sakın. Hani böyle okul çıkışı kapıda hani kavga edecek adamı bekler gibi değil. Hakikaten siz... Ama sizde böyle bir ağır abilik falan var. Yani erillik demek istiyorsunuz. Erillik var. Erillik, evet. Anlıyorum. Bu eyvallah. Çok eril bir şey. Evet. Ama yani ben bambaşka bir niyetle yani içerideki sahneden laf atan hanım dışarıda bu konuları daha sakin konuşuruz. Konuşalım, eril eril konuşmayalım, sakin konuşalım deyince ben gerçekten söyleyecek lafı vardır, söyleyecek bir sözü vardır diye bekledim. Ayrılmadım. Bir de orada anlamadım. Ben bu meseleyi anlamadım. Anlamadığını iddia ediyor. İddia ediyor. Yani. Şunu şöyle gelişseydi konu, anlamadığımı ben haklı bulurdum. Hı. Yani çıkan kişiye de ben hala konuyu devam ettirip oturduğum yerden laf söyleseydim, o da dönüp bana ya sen bir şeyden bahsediyorsun ama ben hakikaten anlamadım diyebilirdi. Kendi bana sataştı. Durduk yere. Konu kapanmıştı. Olduğu yerden laf attı. Ama o laf atma aslında bir önceki benim takıştığım kişiye destek amaçlıydı. Tabii demek ki bayağı bayağı anlamış yani. Herhalde. Herhalde yani. Tabii ki anlamış. Yani, tabii ki anlamış. O bir öncekine destek amaçlıydı. Ama ben eril tabirle geri vites yapmayıp olayın üstüne gidip aynı sözleri tekrar yani şimdi benim bu konuyla alakalı kuracak başka cümlem yok mu orada versinler mikrofonu ben bir saat konuşayım o konuyla alakalı ama ben özellikle bir şeyi vurgulamak istedim. Peki ısrarla. Sahnede olmak ister miydi Burak Akdemir? Yani bu sebepten mi anlayamadım? Hayır, bu sebepten dolayı değil yani orada bir kısa filmiyle sinemasıyla bir, yani ben herhangi bir yapıtla katılmadım o projeye. O yüzden hani orada olmak isterdim diyemiyorum. Yani söz almak isteseydiniz orada ya olmak, izin verirler miydi? Yani ben de olsaydım sahnede diyebilmek için adama döner derler. Tamam katılsaydın o zaman festivale bir filminle derler. Olurdum veya olamazdım. Şöyle yani öyle bir katılımda bulunmadığımız için. Hı. Ama hani cevap verme noktasında sahnede olmak ister miydin? Hı-hı. Evet isterdim. Çünkü yani büyük bir salon, tıka basa dolu, karanlıktasınız seyircilerin içerisinde, mikrofonunuz yok ve sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki sahnede olsaydım, mikrofon olsaydı elimde, derdimi daha rahat anlatabilseydim, tabii ki daha avantajlı olurdu konuyu anlatma açısından. Karşı tarafında hani o yüksek sesle yani sesimi duyurmak için çıkartmış olduğum yüksek sese de en azından farklı anlamlar yüklemezdi. Hı. Bu arada o eril çıkışına karşılık çok sayıda kadın derneğinden bana çok güzel mesajlar geldi. Çok olumlu mesajlar geldi. Yani o Selcan'ın oradaki o konuyu buraya monte etmeye çalışmasını hiç kimse yememiş. Kimse o basit numarayı kimse yememiş. Hmm. Çünkü konuyu ana mecrasından saptırıp ya işte kadınların da bir sürü sorunu var. Orada da işte standart kullanılan cümleler var. Onlardan birini de sıkıştırırsam araya bu TSK, Şebnem, Mebnem konuyu kaynatırız. Oradan
Tabii konuyu yapalım, kaynatırız. Tabii konu başka yere geçer. Biz başka bir şey tartışıyor oluruz. Ama o ısrarla mesela oradan arkadaş eril bir şey, bir çıkış yaptı falan deyince bir dakika hanımefendi ben eril bir çıkış yapmadım ki deyip o başka bir şey savunmaya geçmemi bekledi belki. Yani ben TSK konusunu unutayım. O kaynasın arada. Biraz önceki benim çıkışım kaynasın. Biz bu sefer kadın erkek mücadelesini falan tartışalım. Aslında belki, bir modifiye etmek istedim. Tabii konuyu oraya çekmeye çalışıyor. Yani ki benim yorumum öyle. Birçok aldığım dernekleri. Evet onlar da aynı yorumu yapıyorlar. Yani o kişi bu ifadeyi kullanarak konuyu ana bağlamından uzaklaştırıp kadınların da bu noktadaki yaşadığı sıkıntıları orada buna malzeme etmeye çalışıyor. Ama ben ısrarla o konuya girmeden hep aynı şeyi vurguluyorum dikkat ederseniz videoda. TSK'ya iftira atıldı. Benim için önemli olan konu o. Onun dışında anlatılanların, o kadının oradan ne dediği, sonradan o sunucunun, o da ayrı bir mevzu, bahis. Korhan Abay, yılların sunucusu. Yani duayen diyebileceğimiz. Hiç kendisine yakışmayacak bir tarzda. Ben bir de üstelik salondan ayrıldıktan sonra. Ben salondan ayrıldıktan sonra dönüyor sahnedekilere. Zıp çıktı diyor benim için. Ne demekse. O akşamdan iki tane ünvanım kaldı benim. Zıp çıktı ve eril. Tabii ben Korhan Abay'a o sözü buradan sizin aracılığınızla misliyle iade ediyorum. Orada şunu beklerdim kendisinden. Orada şunu beklerdim. Bir Şebnem'e o ödül ithaf edildiğinde bana gösterdiği tepkiyi oraya göstermesini beklerdim. Eğer bir zıp çıktılık varsa o ödülü oraya ithaf edenlerdir. Orada alkışlayanlardır. Salona da sözüm var. Deli gibi alkışladılar. Elleri patlarcasına. Sizi de alkışladılar ama. Beni de alkışladılar sağ olsunlar. Protesto amaçlı. Öyle mi? Elbette. Bakın ilk tartışmanın sonrasındaki alkış, destek alkışı çok cılız. Seslerden anlaşılıyor zaten. İkincisi sahneyle olan münakaşamızdaki alkışın boyutuna bakın. Orada daha da artıyor ama bu bana destek değil. Çünkü ben orada duyuyorum sesleri. Yani o alkış esnasında yansımıyor görüntüye onlar ama yani sağımdan, solumdan, önümden alkışın içindeki uzatma, sahnedekine saygın olsun, tamam yeter, otur aşağı, alkışın içine sıkıştırılmış bu cümleleri duyuyorum. Orada mikrofonsuz olduğum için zaten sesimi duyurmakta zorlanıyorum. Alkış da bunu bastırmaya çalışmaya dönük bir alkıştı o. İçlerinde destek için alkışlayanlar varsa da onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ama keşke alkışlamak yerine bir iki kelam da onlar etseydi. Orada şeyden sonra arkadaşlardan şimdi bilgi geldi. TSK kendini savunamıyor mu kardeşim? Ha bir de öyle bir şey dedi. Mesela orada bunun karşılığında ne söylemek gerekiyor? Evet. Yani peki onun karşısında ne söylemek lazım? Bakın o TSK kendisini savunamıyor mu? Evet onu unutmuştum, iyi hatırlattınız. Orada tribüne oynuyor. Tamamen tribüne oynuyor. Yani hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali. TSK'yı savunmak sana mı düştü? TSK kendini savunamıyor mu diyor. Bir de üstüne ekliyor. Şimdi orada göremedi karşılığını, alkış alamadı. Hala devam ettiriyor. TSK kendisini savunacak güçtedir. Tribüne oynuyor yani oradan. TSK kendisini savunacak güçtedir dediğinde salondan bir alkış bekliyor. Olmadı galiba. Olmadı tabii ki. Çünkü iki dakika önce aynı güruh öbürünü alkışladı aynı meseleden. Yani ya büyük bir çelişkide olmalarıyla. Kaldı ki çelişkideydiler. Böyle konuştukça hatırlıyoruz. Şöyle hissediyorum. Özür dilerim burayı unutmayayım. Bu önemli. Buyurun lütfen. Olay cuma günü. Tabii cuma akşamı. Yani cumayı cumartesiye bağlayan gece oldu. 28 Ekim. Ertesi gün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramımızın 99.
yıl dönümü. Zannedersem sunucu değil ama çıkan ödül alan veya ödül vereceklerden bir iki misafir hatırlattı. Yarın dedi Cumhuriyetimizin yıl dönümü. Kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ya aynı ekip yine alkışladı. Ben hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Yani Cumhuriyet Bayramı diye de alkışlıyorlar. Cumhuriyetle kavgalı, Cumhuriyetle mücadele eden bir terör örgütünü destekleyen adamı da alkışlıyorlar. Bunlar ya neyi alkışladığını bilmiyor, ya alkışlamanın ne demek olduğunu bilmiyor. Veya çok sık kullandıkları ifadeyi ithafen söyleyeceğim. Ya da bunlar koyun. Bir kişi alkışlayınca hiç içeriğine bakmadan alkışlıyorlar. Çünkü aynı grup görüyorum. Yani Cumhuriyet Bayramımızın yarın 99. yılı, Cumhuriyetimizin 99. yılı deniyor. Adam onu da alkışlıyor. Ki alkışlanacak tabii ki. Olması gereken o. Aradan 15-20 dakika geçiyor. Ödül esnasında ben bunu falanca kişiye ithafen alıyorum diyor. Onu da alkışlıyor. Ya bunun bu kadar taban tabana zıt olduğunun farkında mı değilsiniz? Anlamıyorum ki. Burada onu yani zaten oradaki... Bu arada şeyi de unutmadan sormak istiyorum. Kafamda şu an çok ciddi potpuriler var. Buyurun. Mesela sizin gibi... Eriller. Ama bizim bilmediğimiz. Bizim gibi eriller. Sizin gibi eriller, evet, evet. Erler. Erler, er kişi niyetine. Er kişi niyetine. Er kişi niyetine demişken ben buraya gelmeden 1-2 saat önce bir arkadaşımın vefat haberini aldım. Öyle mi? Genç bir arkadaş, Allah benden Allah küçük, Allah rahmet eylesin. Abdülkadir kardeşimiz, Eyüp Sultan'dan, Abdülkadir Güzelaydın. Genç bir kardeşimiz, benden küçük. Küçücük de çocukları vardı. Ben bu yoğun gündem içerisinde işte WhatsApp gruplarında paylaşılmış, arkadaş gruplarında. Orada son anda fark ettim. Er kişi niyetine deyince o geldi aklıma. Allah rahmet eylesin. Ya nereye bağlayacağım lafı? Buradan bir yere bağlayamayacağım da öyle aklıma geldi. Anmak istedim. Evet, anmak aynen. istedim. Çok iyi yapmış. Ama bir yere de bağlanacaksa şuraya bağlanmak lazım. Ya bugün neye inanırsak inanalım. Neye taparsak tapalım. Veya neye inanmıyorsak inanmayalım. Netice itibariyle hiçbirimizin reddedemeyeceği bir gerçek var. Bu da ölüm. Hiçbirimizin reddedemeyeceği, gelip beni bulmayacak diyemeyeceği bir şey var. Yani yolun sonu var. Ya o yüzden yani hiç ölmeyecekmiş gibi de böyle duruşsuz yaşamanın da bir anlamı yok. Ne güzel söylediniz. Küçük hesaplarımız için büyük hesap gününü sabote etmeyin diyorsunuz. Yani... Yani inançlıysa insan buradan bakabilir. İnançlı değilse başka yerden bakabilir. Ama netice itibariyle ya öleceğiz. Yani işte hiç ummadım. O kadar şaşırdım ki genç çok bir arkadaş. Çok büyük aslında özgürlük değil mi? Yani ölmek mi? Hayır şöyle. Yani dünyanın 3 günlük olduğunu özümsemek. Evet. Çok büyük bir özgürlük evet, değil mi? Evet, yani? Evet. Bütün o hırs prangalarından. Bütün güçlere. Kimden? Evet, aynen öyle. Bütün güçlere. Res çekebilme şeyini veriyor size. Yani özelliğini veriyor. Ya o rahatlıkla hareket ediyorsunuz. Evet işte bu özgürlükten bahsediyorum ama bir de reklamdan bahsediyorum. Hay hay. Reklamdan sonra oyuncu Burak Haktanır'la programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yılların özlemi, kavuşmanın heyecanı, hasreti dindiren Türk Telekom. Buyurun izleyin. Sahnede yetenek, salonda hayranlık, adında Türk Telekom. Atölyede heyecan, gözlerde gurur, yanlarında Türk Telekom. İkramda gelenek, teknolojide gelecek, ev sahibi Türk Telekom. Burası Atatürk Kültür Merkezi. İçinde sanat, dışında hayat, kalbinde Türk Telekom. Türk Telekom değerli hissettirir. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor.
Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Arkeolojik kazı herhalde. İSKİ'nin arkeolojik kazıları. 2 yıldır bitmedi. Hangi sıfatla gidiyorsun sonra? AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetlere çökmeseydi... Bu tohumları atan sensin. Ne kadar felaket varsa onlara siyaset gelişmeye çalışıyorsun. Yani şaka gibi olduklarını kendileri de farkında. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Yılların özlemi, kavuşmanın heyecanı, hasreti dindiren Türk Telekom. Buyurun izleyin. Sahnede yetenek, salonda hayranlık, adında Türk Telekom. Atölyede heyecan, gözlerde gurur, yanlarında Türk Telekom. İkramda gelenek, teknolojide gelecek, ev sahibi Türk Telekom. Burası Atatürk Kültür Merkezi. İçinde sanat, dışında hayat, kalbinde Türk Telekom. Türk Telekom, değerli hissettirir. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularını cevaplayacağımız briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Hasan Basri Yalçın'la briefing saati Pazartesi, Çarşamba 20'de 24'te. Yılların özlemi, kavuşmanın heyecanı, hasreti dindiren Türk Telekom. Buyurun izleyin. Sahnede yetenek, salonda hayranlık, adında Türk Telekom. Atölyede heyecan, gözlerde gurur, yanlarında Türk Telekom. İkramda gelenek, teknolojide gelecek, ev sahibi Türk Telekom. Burası Atatürk Kültür Merkezi. İçinde sanat, dışında hayat, kalbinde Türk Telekom. Türk Telekom, değerli hissettirir. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz.
Evet, Arap'ta Sorular programına koştur koştur. Devam ediyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Eril başladık, Eril gidiyoruz. Burak Aktanır, oyuncu Burak Aktanır'la. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? En son hüzünlendirici konulara girmiştik. Ölümden bahsediyorduk. Evet. Çok büyük özgürlük aslında oldu. Yani dedik ki hani o duruşu bozmak. Geçen seferki programda da ben şey demiştim. Yani hani henüz tabuta sığabilen bir koltuk yok, çıkmadı. İcat edilmedi. Sadece bir kartvizit var. O da zaten herhalde mezar taşı oluyor. İşe yaramıyor, evet. Şimdi bu arada biraz da Burak Aktanır'dan yolculuğundan devam edelim. Evet. Şimdi dediler ki Burak Aktanır çok güzel şiir okuyor. Nerede dediler? Şeyde mi yazmışlar? Sağ olsunlar. Bu arada sizi takip eden sevgili, çok sevgili Can kardeşler aynı zamanda sizi araştırmaya da başlamışlar. Çok aslında farklı da bir ortam değil mi? Yani hem bunu beklememek hem de bir taraftan tabii. Bir şaşkınlık. Çok. Yani bir anda böyle bir ilgiyle karşılaşmak şaşırtıcı ve yönetilmesi zor bir süreç. Çünkü bu tür durumlarda iş başka yerlere de kayabilir. Mesela? Yani kaş yapayım derken göz çıkartırsınız. Yanlış anlaşılmalara neden olursunuz. O niyetle yola çıkmadığınız, o niyetle o çıkışı yapmadığınız halde farklı anlaşılır, farklı algılanır. En çok da ben ondan biraz endişe ediyorum. Yani şimdi bu benim o gece sonrası katıldığım ilk program. Yani röportaj verdim ama birebir katıldığım ilk program. Yarın 4 ayrı yerde programa çıkacağım. Ekranda olacaksınız. Ekranda olacağım. İşte güzel mi bilmiyorum. Yani çünkü dedim ya şöyle anlaşılmasından, şöyle algılanmasından korkmuyor değilim. Yani bu işi şahsi PR'ına çevirmeye çalışıyor. Algısından korkuyorum işin açıkçası. Aslında böyle anlaşılmasından. Bunu kanıtlayacak çok önemli bir şey. Estağfurullah, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değiliz ama bunu açıklayan çok önemli bir hareketiniz var. Orada aslında bence kariyerinizi de örseleyerek bir çıkış yapıyorsunuz değil mi? Öyle. Bunun mühendisliği. Öyle. Bizim sektör için öyle maalesef. Bu kariyerimize mal olma meselesi de sosyal medyada çok gündem oldu. Onunla alakalı şöyle bir şey söylememde fayda var. Ben bir cümle söyledim. Ona atıfta bulunarak işte bu dile getirildi. İşte ben kariyerime mal olacağını bilerek böyle bir şey yaptım. Pişman da değilim dedim. Ama ben onu durup dururken söylemedim. Yani şu anlamda durup dururken söylemedim. Şimdi onu durduk yere söylemek şöyle bir şeye neden olabilir, şöyle bir algıya neden olabilir. Bu çıkışı yaptığı için tedirgin, bu çıkışı yaptığı için kaygıları var. Onun önünü alabilmek için de böyle bir şey söylüyor. Yani bir yerlere sinyal veriyor, bir yerlere mesaj veriyor. Aman ha, biz böyle bir şey yaptık, gözünüzü seveyim, siz de yani bizi atlamayın, boş geçmeyin. Görmezden gelmeyin, tırnak içinde sahip çıkın mesajıyla mı acaba kariyerime mal olacak olsa bile yaptım? Hayır, böyle değil. Bir soru üzerine oldu. Yine röportaj verdiğimiz gazetelerden birinde telefonla yapmıştık röportajı. Karşıdaki arkadaş dedi ki bu çıkışınızın oyunculuk hayatınızı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz dedi. Ben ona cevap olarak kariyerime mal olma ihtimali var ama pişman değilim dedim. Tabii o sadece o kısımla paylaşılınca veya onu bir işte üste manşete çekmek mi diyorlar? Yani onu üste alınca, evet onu üste alınca hani çıkış şu oluyor. Kariyerime mal olacak olsa bile evet yine aynı sözün arkasındayım ama yani ben onu durup dururken demedim. Bir soruya karşılık söyledim. Onu da vurgulamamın nedeni şu. Az önce de söyledim. Tekrarlayayım.
şöyle anlaşılmasın. Yani ben bir çıkış yaptım, ardından da ulan ne yaptım ben ya? Ya yaptık böyle bir şey ama şimdi de bak sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Dur bari bir yerlere de mesaj verelim de en azından gümbürtüye gitmeyelim falan kaygısıyla söylenmedi o. Soruya cevap olarak söylendi. Ha, bunu da açıkladık. Açıkladık. Bu şöyle bir şey geldi. Mikrofon mu? Şey mikrofon geldi. Evet. Eril bir daha mikrofon geldi efendim. Keşke şundan işte o gece olsaydı elimde. Ya. Mikrofon garip bir şey değil mi? Böyle bir yani orada ilk tehlikeli bir şey. Tehlikeli. Tabii mikrofon ve kamera tehlikeli. İç ses tehlikeli mi? İç ses içeride kaldığı sürece tehlikeli değil, sıkıntı yok ama mikrofon hakikaten tehlikelidir. Onu yani. Ofu nerede arka? Bakayım mı? Az çok anlarsın. Siz anlarsın hocam. Herhalde. Ben hiç tahminime ilk göre. Defa alıyorum. Bunu şiir için mi verdin? Şiir için verdim. Normal bu yaka mikrofonlarıyla yapamaz mıydık? Bilmem. Nasıl isterseniz. Ben hani belki daha mı şey olur diye. Herhalde ekolu, böyle. Ekolu etkili. Muhtemelen. Bir de alta güzel şöyle bir acıklı müzik. Öyle mi? Şey, fon verebiliyor muyuz? Hayır, yok. Elçim? Yok. Şaka yapma. Gerek şakaydı, yok bence. Evet. Şakaydı. Şey yaparlar ya konuşmadan önce böyle yaparlar ama. Var mı ses? Var. Var mı? Elif'cim var değil mi? Var. Burada var. Elif böyle yapıyor. Evet arada özellikle konuştuk bir şiir okur muyuz diye size gelen mesajlardan sağ olun. Yani benim öyle şiir hafızam çok iyi değildir. Yani ezberden var bölük pörçük. İşte başlarız yarıda kalır. Yarıda kalmaması için okuyarak gideceğim. O yüzden seyirciler manzur görsünler. Benim çok sevdiğim şiirlerden biridir Üstad Necip Fazıl'ın Zindandan Mehmet'e Mektup şiiri. Çok bilindik bir şiirdir. Özellikle onu tercih ettim. Bu da adettendir. Başlamadan önce bir boğaz temizlenir, bir şeyler olur. Affedersiniz. Estağfurullah. Lütfen. Rahat olun ya. Program. Bu internet ne güzel bir şey. Değil mi? Her şey çıkıyor karşımıza, basıyoruz. Zindan. Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar yoksa tabut mu? Bir idamlık Ali vardı asıldı. Kaydını düştüler mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekün içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, intanlarla et. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Efendim şiir uzun. Çok güzel. Ya güzel İstanbul'da gidiyorduk kesip, ya. Kesip teşekkür ederim. Sağ olun eyvallah. Yani daha uzun gider o. Sıkmayalım seyircileri. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hazır demişken. Evet. Biraz da böyle atlamak da istemiyorum. Proje, yeni bir oyun, bir sinema filmi. Var mı? Şöyle biz pandeminin başında tabii en çok
etkilenen, en çok yara alan sektörlerden biri de tiyatro alanı oldu. Bizim pandemiden önce bir tiyatro ekibimiz, bir tiyatro grubumuz vardı. Oyunlar çıkartıyorduk. Pandemiyle beraber ara verdik. Sonra ben, işte benim devam ettiğim dizi vardı. Sonrasında da başlamadık tekrar. Yani dizinin set günleriyle oyun günleri çakışıyor, prova günleriyle set günleri çakışıyor. O süreci yönetmek çok kolay değil, stresli biraz. Oyuncu arkadaşlar bilirler, yaşayanlar. Yani işte oyunun olduğu günde set denk geliyorsa o çok büyük sıkıntı. O stresi yaşamak istemedim işin açıkçası. Oyun yapmaya ara verdik. Bu ara tiyatro oyunumuz yok. Şu an buradan da o zaman haberini vermiş olalım. Süper. Şimdi malum yayınlar genelde dijitale kaymaya başladı ve dijital mecralar çoğalmaya başladı. Dünyada da böyle. Türkiye'de de bunun sayısı gün geçtikçe artmaya başlıyor ve sahaya devler girdi yurt dışından. İşte herkesin ismini bildiği büyük platformlar var. Bunlar dünya çapında projeler yapan büyük platformlar. Türkiye'de de kamu yayıncılığı yapan TRT bu anlamda bu sahada bizim de olmamız lazım düşüncesiyle, ki doğru bir çıkış noktası. Bu düşünceyle TRT bir dijital kanal açma hazırlığında. Epeydir de bunun hazırlıkları sürüyor. Oraya içerik şu an hazırlanıyor. Hazırlanmış, bekletilenler var. Hazırlanmaya devam edenler var ve başlayacak projeler var. İşte diziler, sinema filmleri, TV filmleri. Bunlar benim bildiklerim ve bilmediğim eminim ki başka projeler de vardır. Vardır. Bu şekilde hazırlanan benim içinde bulunduğum iki ayrı proje var. Bunlardan bir tanesi Yangın Günleri isminde 1979-80'li yılları anlatan, 80 ihtilaline giden süreçte bir mahallenin hikayesi. Bir de ben duymuştum daha önce de, bu kadar detayına vakıf değildim. 1979 yılının Kasım ayında İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası olmuş. 79'da. Evet, 79'un Kasım'ında çok büyük bir gemi kazası. Independenta isimli bir yakıt yüklü gemiyle bir yük gemisi. İkisi de farklı farklı ülkelerin iki büyük gemi Boğaz'da kaza yapıyorlar, çarpışıyorlar. Tabii yakıt yüklü olması felaketin boyutlarını büyütüyor. Bir kere çok büyük bir patlama oluyor. Mesela o dönem İstanbul'da yaşayanlar, özellikle de deniz kenarına yakın tarafta yaşayanlar hatırlarlar. Bütün evlerin camları kırılmış. O semtteki, civar semtteki, sahil şeridindeki bütün evlerin patlamadan camları kırılmış. Bir aydan fazla sürmüş o yangın. İstanbul'un üzerine aylarca kül yağmış, toz yağmış, çevre felaketi olmuş. 2-3 sezon balık çıkmamış İstanbul Boğazı'nda. Yani balık, ölmüş balıklar hep kıyıya vurmuş. O gemi kazasında hayatını kaybedenlerin cesetleri kıyıya vurmuş. Yani çok büyük bir felaket İstanbul için. İstanbul tarihinde yaşanan büyük felaketlerden birisi. Arka planda bu gemi kazasını gördüğümüz, ön planda da bu gemi kazasından etkilenen en yakındaki bir mahallenin hikayesi anlatılıyor. Yangın Günleri tabiri, yani filmin isminin, dizinin isminin bu Yangın Günleri'ni alması, hem o gemi kazasının yangınına atıfta bulunuyor, hem de 1980'deki ihtilale giden süreç. Ülke yangın yeri zaten. Ona da atıfta bulunarak Yangın Günleri isimli, ama biz o İhtilale giden süreçteki o sağ-sol çatışmalarını, sokak olaylarını bir tık daha böyle mizahi bir dille göreceğiz. Evet. İlk defa. Ya ilk midir bilmiyorum ama biraz daha mizahi bir dille o sağ-sol çatışmasını göreceğiz. Aslında aynı mahallenin çocuklarının birileri tarafından yönlendirilerek, gaza getirilerek işte karşı karşıya getirilme hikayelerini de bu vesileyle görmüş olacağız. Bunun
şu an çekimlerini yapıyoruz. Bir de henüz yeni başladığımız, önümüzdeki ayda çekimleri başlayacak olan, ismi Serhat olan dizimizin çekimleri başlayacak. Orada da bir polisiye hikaye var. Onun da senaryosu çok ilgi çekici ve merak uyandırıcı. Onun da ben çok izleneceğini tahmin ediyorum. İki ayrı dizide tabii çekim takvimleri falan çok farklı. Bir de dijital olduğu için hani farklı bir yayın akışı orada olduğundan orada iki ayrı dizide rolüm var. Devam eden şu an onlar var. Şimdi programı belki izliyorsunuz, belki sizin programınız mı? Zaman zaman kaçırmamaya çalışıyorum. Programda tek kelimeyle diye bir köşe yapıyoruz. O köşelerden bir tanesi. Özür dilerim. Sizinle yapmak istiyorum şu anda. Buyurun. Hazır mıyız? Hazırız. Gibiyiz. Heyecanlı mıyız? Eril demeyin de sakın. Diyeceğim. Eril. Tabii ki diyeceğim. Araf. Araf. Esra. Vay be. Sahne. Tiyatro. Ölüm. Yaşam. Tabut. Kefen. Eril. Selcen. Selcen. Çok iyi. Cesaret. Evet. Yürek. Kalem. Kelam. Baba. Sabır. Burada zorlandığın sorulara tekrar dönme hakkını kullanalım mı? Cevap vermediğim yok ama. Abi böyle bir... Birkaç şey geliyor bir insanın aklına da. Es. Birkaç şey geliyor insanın aklına, işte seçmek biraz zaman alıyor. Evlat. Şefkat. Sığınak. Kaybolmak. Yağmur. Rahmet. Elbette bir yer tökezleyeceğiz. Böyle gidelim. Ayakkabı. Nasır. İnanılmaz. Yol. Yoldaş. Yoldaş kim? Dost. Kim? İsim olarak mı? Yani özellikle bir isim olarak mı soruyorsunuz? Genel tabir. Zorluyoruz evet. Yani beni çok yakın tanıyanlar şu sorunun cevabını zaten benim adıma vermişlerdir. Süper, evet vermişlerdir. Şunu da sormak istiyorum. Bir olay yaşadınız değil evet. mi? Yani mesela hiç tahmin etmediğiniz, hiç herhangi bir şekilde üzerinde bir mühendislik yapılmayan, tamamıyla hayatımızı farklı bir yön açan aslında bir olay yaşıyoruz. Şimdi bu olaydan önce... Ben çok farklı bir yön açılacağını sanmıyorum. Yani hayatım devam edecek benim normal yine kendi akışında. Gerçekten öyle mi? Ya öyle. Yani nasıl bir yol açılabilir bu ki yol bilmiyorum. Derken bunu iş anlamında söylemiyorum. Anladım. Yani geneli de kastediyorum. Yani belki de ben kestiremiyorum, ben göremiyorum. Hı. Ben belki pat diye içine düştüğüm için... Farkında değilimdir. Siz belki bir dış gözle öyle görüyorsunuzdur ama benim normal hayatım her günkü gibi devam edecek. Farklı ne olabilir ki? Şu açıdan söylüyorum. Yani mesela bir taraftan bizim anladığımız bir şey bir de anlamadığımız bir şeyle yüzleşmek var ya. Anlayamadığımız bir şeyle yüzleşmek. Mesela işte... bunu ben çok açıkça söyleyeyim. Ben kendi adıma da konuşuyorum. Artık işin içine gerçekten tanınmışlık da giriyor. Yani bunun evet. içerisine kontrol edebilirsek güzel tanınmışlık ama kontrol edemezsek maalesef eğer iyi kontrol edilirse bir şöhret tarafı da var. Yani siz zaten hep bu sektörün içerisindeydiniz. Evet. Peki şu oluyor mu ya ben bu olaya kadar bu kadar tanınmıyordum. Değil mi? Bunu hiç sorguladık mı mesela? Bir anladım. Şimdi bunu sorgulamak... Kızgınlığımız ya da kırgınlığımız var. Hayır evet. Asla. Sordum, oh asla. Şimdi bakın bunu atıfta bulunarak bir şey hatırlattınız bana. Şimdi binlerce
güzel, iyi mesajın içinde tek tük iğneleyici mesajlar da geldi. Mesela? Ona çok söyleyeceğim. Yani çok şey değil. Öyle çok sert değil. Yani alay ediyor kendince. Mesela diyor ki, mesela ben oyuncu kimliğimle yaptım ya bunu. Mesela biri yazmış. Diyor ki, bakayım kimmiş? Aa, Burak Aktanır. Oyuncu muymuş bu ya? İlk defa görüyorum. Tanımıyorum. Diyen birkaç mesaj gördüm. Şimdi o arkadaşlar oyuncuyla ünlü kavramlarını birbirine karıştırıyorlar. Yani ünlü mamülle sanatçı. Ünlü başka bir şey. Oyuncu başka bir şey. Bunlar oyuncuyla ünlüyü birbirine karıştırıyorlar. Yani şu an özellikle tiyatro alanında mevcut ekranlardaki oyuncuları yetenekte cebinden çıkartacak onlarca belki yüzlerce o kadar yetenekli oyuncular var ki tiyatro sahnelerinde. Diziyi tercih etmemiş, sinemayı tercih etmemiş. O yüzden tanınmıyor. Ama muazzam bir oyuncu, muhteşem bir oyuncu. O yüzden yani... Ya da sizin gibi düşünüyorsa dizilerde olması biraz daha zor olmuş. Veya. Şimdi oyuncunun bence kabiliyeti tanınırlığı ölçüsünde değildir. Ve ben hep şöyle düşünürüm. Her oyuncunun böyle bir... yani hayatının rolü deriz biz ona yani. Hayatının rolü henüz gelmemiş olabilir. Size geldi mi? Bence henüz gelmedi. Gelmedi. Yani çok severek oynadığım karakterler oldu ama. Evet ya zaten onu şöyle, onu oynarken falan da anlayamazsınız belki. Belki iş biter sonra anlarsınız. Hayatımın rolüymüş bu diye. Veya belki oynarken de anlaşılır. Ama ben henüz, evet bu benim hayatımın rolü dediğim bir rol henüz gelmedi. Bu rolün büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakalı bir şey değil. Rolün getireceği tanınırlıkla da alakalı değil. Onu çok sevmekle alakalı. Yani o oynadığınız karakteri çok çok sevmekle alakalı. Hayatımın rolü bu. O hayatımızın rolü dediğimiz şey de işte bir anda tanınırlığın önünü açabiliyor. Ne oyuncular var 50'sinden sonra, 60'ından sonra. Bir, çok tutmuş bir projede bir rol denk geliyor. Hiç o güne kadar tanımadığımız ama öncesinde onlarca projede yer almış bir oyuncuyu biz 60 yaşından sonra aa böyle biri varmış diyebiliyoruz. O yüzden yani benim bugüne kadar belki çok bilinen bir oyuncu olmayışım bana göre oyunculuk adına bir eksi veya eksiklik değildir. Tabii ki değildir. Çünkü özellikle son dönemde tanınırlığın daha çok sosyal medyaya kaydığı ve sırf tanınma uğruna da akla hayale gelmeyecek enteresan şeylerin yapıldığı bir ortamda belki çok tanınmıyor olmak. Yani sosyal medyaya sosyal mera haline getirmeyelim diyorsunuz. Getirmeyelim tabii yani öyle. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi buradan seyircilerimize de bizi dikkate alıp takip eden dostlara da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir gün bir yapımcıyla konuşurken bana dedi ki sosyal medyan çok aktif değil. Bunu biraz hareketlendir. Ya bu çok çirkin bir şey aslında. Niye çirkin? Yani şunu demiyor yapım. Ya yani oyunculuğunla ilgili bir şey demiyor. Karakterinle ilgili bir şey demiyor. Set disiplininle ilgili bir şey demiyor. Sosyal medyanı hareketlendir diyor. Yani takipçi sayını arttır diyor. Ve bir örnek veriyor. Diyor ki bak diyor falanca arkadaşın ne kadar çok takipçisi var. Ben de dedim ki ya o çoğu satın almaya benziyor. Yani sanki gerçek değilmiş gibi duruyor. Sen de al dedi. Nasıl yani dedim. Sen de satın al dedi. Yani şunu mu diyorsunuz dedim. Yani sen de bizi kandır mı diyorsunuz. Yani çok takipçim varmış gibi sen de satın al. Bizim karşımıza benim 300 bin 500 bin takipçim var sıfatıyla mı gel? Yani ben 10 yıllık emeğimi, CV'mi, showreel'ımı hiç görmeyin. Ama takipçi sayımla mı geleyim karşınıza? Evet diyorlar. Orada yani bu vesileyle de söyleyeyim. Benim hakikaten takipçi meselesiyle alakalı kavram olarak da çok bir türlü kafama yerleştiremediğim bir şey bu takipçi meselesi. Bu takipçi meselesini ben çok bu anlamda
kafaya takmıyorum. Önemsemiyorum diyeceğim. Ama gelenler de hoş gelmiş. Önemsemiyorum diyeceğim, yanlış anlaşılacak. Gelenler hoş gelmiş. Ama sektörde buna bakıyorlar. Bakıyorlar. Bakılmamasına rağmen bakıyorlar. O yüzden çok rica ediyorum. Ciddiye aldığınız, sevdiğiniz oyuncuları bir yerlerde görmek istiyorsanız onların sosyal medyalarını da takibi alın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili efendim. Burak Aktanır. Burak bizim için hak tanır ve hakikati tanır. Eyvallah. Bu saatten sonra bizim için Burak Aktanır böyle. Eksik ben kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olacağım. İnşallah bir ara hafta sorular daha yapacağız. Memnun belki oldum. Belki o TRT Dijital'de yeni proje başladığı zaman ben şerit diyorum efendim. Estağfurullah. Çok sağ olun. Rica ederim. Sevgili Eril Burak Aktanır'la programımızın sonuna geldik. Arap'ta Söyler programından hepinize hayırlı geceler diliyorum. Evet. Önümüzdeki hafta yaşarsak, İnşallah. Eğer bir şey olmazsa buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Biz de sürçülisan ettiysek affola.